Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de düzenlenen operasyonda örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları belirlenen 4'ü aktif üsteğmen, 17'si kapatılan askeri okuldan olmak üzere 21 zanlı gözaltına alındı. Örgütün sözde sorumluları tarafından büfe ve ankesörlü telefonlardan arandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 21 zanlıdan 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 12 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Spor'a atanan 6 kişilik kayyum heyeti Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'ini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Şanlıurfa Spor'dan alacakları olan yöneticileriyle görüşen Vali Er'in, kulüp eski başkanı Emin Yetim'den alacaklarını bağışlayacağı sözünü aldı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor'da Başkan Mehmet Yılmaz'ın istifasının ardından yönetime kayyum atandı. Mahmut Mangal, Reşit Karakaş, Hüseyin Leblebicioğlu, Murat Basyan, Nihat Çakır ve Ali Kartal'dan oluşan 6 kişilik kayyum heyeti bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in ile görüştü. Görüşmede Şanlıurfa Spor'un durumu ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Görüşmede bir konuşma yapan Vali Abdullah Er'in şunları söyledi. Geçen 2-2,5 yıllık süreç içerisinde şu anda yönetimde bulunan arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte yine benzer geçmiş dönemlerden gelen borç yükü altında Şanlıurfa Spor'un lige devam edebilmesi ve ligde kalabilmesine yönelik gerçekten olağanüstü bir çaba sarf edildi. Bunun için de daha önceki belediye başkanlarımız, şimdiki belediye başkanımız Zeynel Bey de geldiği günden itibaren bir çözüm arayışı içerisindeler diğer belediye başkanlarımızla birlikte. Hep beraber defalarca biliyorsunuz bir araya geldik, istişareler yaptık, görüşmeler gerçekleşti. Ama bütün kamuoyunu da ve Şanlıurfa Spor sevdalarını da maalesef tatmin edici bir sonuç alamadık. Geçen süre içerisinde biraz Şanlıurfa Spor'un kamuoyunun da güvenliği alacak bir yönetimle temsil edilmesi yönünde de bizim valilik olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte tavsiyelerimiz oldu. Yani tavsiyenin ötesinde bir şey yapamazdık o dönemde. Ama gerek yönetimin oluşturulması aşamasında gerekse sonrasında dile getirdiğimiz ve tavsiye niteliğindeki birçok şeye uyulmamasından kaynaklı bugün hem birkaç gün önce istifa eden yönetim hem de Şanlıurfa Spor taraftarları, sevdalıları ve hepimiz aslında bir tür eziyet çektik yani. Büyük bir sıkıntı çekildi. Her gün takımın ve futbolcularımızın hak etmedikleri o muameleyle karşı karşıya kalmasını izlemek elbette hepimize ızdırap veriyor, acı veriyor. Kulübün borcunun görüşüldüğü toplantıda Vali Er'in geçmiş dönemden alacaklı olan yöneticileri aradı. Alacakları olanlar ile telefon görüşmesi yapan Vali Er'in ilk olarak kulüp eski başkanı Emin Yetim'den hibe sözü aldı. Yeni kayyum heyeti atandı biliyorsun Şanlıurfa Spor'a. Allah razı olsun. Senin de çok emeğin var. Ben şimdi bütün basın mensuplarımız da buradalar. Diğer kayyum heyetimiz burada. Hepsi dinliyor. Selamları var. Önce Emin Başkanım'dan başlayalım ve hibelere bir start verelim dedik. Emin Başkan üstünü çizsin alacağının bu vizide takımdan. Ben daha önce size söyledim. Ben aynı lafındayım. Allah razı olsun. Ne zaman derseniz ben hazırım. Bende sıkıntı yok. Allah razı olsun. Tamam şimdi çizdik. Herkesin huzurunda geçti. Evet.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte yıkım çalışmaları tamamlanan Kale Eteği bölgesini inceledi. Başkan Beyazgül, bakanlık ekiplerinin bölgeye gelerek peyzaj çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını söyledi. Şanlıurfa'nın turizmde daha da canlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kale Eteği projesinde yıkım çalışmalarını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla peyzaj çalışması için bakanlıktan gelen heyetle beraber alanda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların tamamlanmasıyla Eyüpiye'ye 32.100 metrekarelik yeşil alan kazandırmış olacaklarının altını çizdi. Birlikte daha güçlü olduğumuzu bütün Urfa halkı görüyor. Belediye başkanlarımız da, milletvekillerimiz de inşallah Urfa'nın bütün sorunlarına el uzatacağız. Bu başarı bizim birlikteliğimizin bir sonucu. Şimdi burada bir müddet önce yaptığımız çalışma sonucu dezavantajlı binalar kamulaştırıldı. Kalemiz pırıl pırıl ortaya çıktı. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buranın düzenlenmesi için ihalesini yaptı. Arkadaşlarımız Ankara'dan geldiler. Bir müddet sonra başlayacaklar. Tabi buranın bir sorunu var. Belki de biraz daha fazla çalışma gerektirecek. Çünkü altında tarihe ait bir takım materyaller ihtimali kuvvetli. Bunlar da gerekli izinleri alınarak tamamlanacak. Belediye başkanımızla, Mehmet Kuş başkanımızla Eyüpiye'de çalışmamızda buranın bir dezavantajlı bölge olduğunu beraber görmüştük. Gelmiştik, buradaki ev sahiplerinin çaylarını içmiştik. Onlara şu sözü vermiştik birlikte. Kısa süre sonra, belediye başkanı olduktan sonra hemen bu konunun takipçisi olacağız. Gereğini yapacağız demiştik. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Eyüpiye'deyiz. Eyüpiye bölgesinde de kale arkasındayız. 1 Nisan itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanımız şunu ifade etmişti. Biz kültüre, turizme önem vereceğiz diyoruz. Bir de kale arkası malumunuz. Şu anda yıkılmış durumda evlerimiz, eski evlerimiz ve burası tabiri caizse yılanlarla, çıyanlarla dolu bir alandır. Vatandaşlarımızı ciddi anlamda tehdit ediyordu. Ama Zeynel Başkan geldi, neşteri vurdu ve çok şükür buraları yıktı. Şimdi sağ olsun Çevre ve Şehircilik Bakanımız talimatını verdi ve Ankara'dan heyetini gönderdi. Heyet burada bir peyzaj çalışması yapacak ve inşallah en kısa zaman zarfında da bu bölgeye modern alanlar yapacak. Eyüpiye'ye hayırlı olsun, Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Şanlıurfa'da örgütlü bir şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik 17 ev ve 6 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 otomobil, 99.750 lira para, 1 kilo 388 gram altın, ikisi ruhsatsız 3 tüfek ile tüfeklere ait 197 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 25.185 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi de tutuklandı. Açıldı, bırak. Açıldı. Abi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphe üzerinde bir aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada 10.185 uyuşturucu hap ele geçirdi, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gaziantep'te de bir adresli operasyon düzenlendi. Operasyonda 15.000 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Daire Başkanları dün akşam katıldıkları ortak canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundular. Son Çevre ve Şehircilik Bakanımızın gelişiyle birlikte şuna tanık olduk. Yani Urfa birlikte olunca, beraber olunca nasıl kazanımlar elde ettiğimizi hep beraber gördük. Efendim konuyu tamamıyla anlayarak, bilerek konuşursak, Urfa'mızın geleceğini esas alırsak tabii ki Urfa çok daha ileriye gidecek. Şimdi Kaşmer konusuyla ilgili yaptığımız şey şu. Kaşmer'de hemen daha önce imara açılmış bölgenin bitişiğinde bir alan var. Bu alanımızı kentsel gelişim bölgesi olarak ilan ettik. Bu alanla birlikte başka yerleri de ilan etmiştik. Şimdi yapılan bu kadar. Burası imara açılmış değil. Belirli bir arazi belediyenin mülkiyetine geçti. Yani 4500. Yani imara açılan kısım, imarı yapılan kısım önceki kısım. Bizim bugün kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettiğimiz yer sadece belirli bir arazinin belediyenin mülkiyetine geçmesi olayıdır. Başka bir şey değildir. Bugün Eyüp'e gittik. Eyüpiye'de 150 dönümün ihalesi yapılmış. Şimdi proje çalışmalar için arkadaşlar gelmişti. Mehmet Kuş Eyüpiye Başkanımızla beraberdik. Sağ olsun o da aynı şekilde hassas beraberiz. Mehmet Kuş Başkanımız beni aradı. Dedi ki proje için gelmişler. Bakın 150 dönüm geçen gün bakanımız açıkladı. Bugün geldiler. İhalesi yapılmış. Proje başlıyor. Yine kale arkasındaki yerin peyzaj çalışması, ihalesi yapılmış. Biz oraya el attık. Oranın yıkımını sağladık. Kamulaştırmasını yaptık. O dezavantajlı bölgede yaşayan insanlar gittiler. Kendi hallerine münasip güzel evlere geçtiler. Şimdi oturalım satımcıların yeni yeriyle ilgili çalışmalarımızı biz bitirdik. Asfaltımızı bitirdik. Ama bir takım ufak tefek eksikleri kalmış bunların. Valimizle görüştüler. O ufak tefek eksikliklerin belediyeye düşen tarafı neyse biz gidereceğiz. Çok yakın bir zamanda onlar da orayı tahliye edip çıkacaklar. Elbette ki yeni yerleri onlar için de çok daha elverişli. Ama bu çok kısa bir süre. Valimiz not almıştı. İlgili kurumlara neler düşüyor bakıldı. Şimdi bize de düşen kısımlar bildirildi. Bunları telafi edeceğiz. Ama bir kısmı ben tahminimce yarından itibaren de taşınmaya başlayacaklar var. Bahçeliler'de otopark için mevcut daha önceki gençlik merkezinin bulunduğu alanı anlaşmayı yaptık. Aşağı yukarı oranın otopark çalışmasını projelendiriyoruz. İnşallah yapacağız. O Bahçeliler'de yaşayanlara da inşallah bu müjdeyi verebilecek noktaya geldik. Eski Şanmet'in yerini yıktık. Orası zaten bina yaşlanmıştı. Bu binanın yıkılma tehlikesi vardı, rapor vardı. Binayı yıkmamız gerekiyordu, yıktık. Şimdi Kızılay'la görüşüyoruz. Kızılay bize şunu söyledi. Efendim dedi, yeminli bir gayrimenkul şeyinden bize bir değerlendirme yapın, gelin dedi. Arkadaşlarımız Yahya Beygil bu çalışmayı yaptılar. Kızılay binasını ya gayrimenkullerimizden birkaçıyla takas edeceğiz veyahut da hesabımıza gelmezse kamulaştıracağız. Şimdi orayı meydan olarak açacağız. Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde eğitim gören 300 öğrenciye Şanlıurfa Valiliği'nin desteğiyle ders kitabı dağıtıldı. Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde eğitim gören 300 öğrenciye Şanlıurfa Valiliği'nin desteğiyle ders kitabı dağıtıldı.
Suriye geçici hükümetinin hazırladığı müfredata uygun olarak başlatılan ders kitapları Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi ilçe merkezindeki Sabbak Okulu'nda ilk ve orta öğretim alan 300 öğrenciye ders kitabı ulaştırıldı. İlçede eğitim gören toplam 3000 öğrencinin tümü kısa süre içinde ders kitaplarına kavuşacak. Tel Abyad ilçe merkezinde Türkiye'nin desteğiyle tadilatları tamamlanan 4 okulda eğitim veriliyor. Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da PKK-YPG tarafından kullanılamaz hale getirilen Milli Savunma Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliğince onarılan Müşrifet El Havi İlkokulu'nda eğitim öğretim başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılarak eğitim öğretim verilmeye başlanan Müşrifet El Havi İlkokulu'nda yeniden çocuk sesleri duyulmaya başlandı. Okulun son görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Okullarının 2013'ten bu yana kapalı olduğunu hatırlatan Suriyeli öğretmen, çocukların savaştan kaçtıklarını ve okula gelemediklerini belirtti. المدرسة هي متعطلة من عام 2013 متعطلة نهائيا عن التعليم الأولاد كانوا يعني أغلبيتهم شايف عليشون مهملين لا في دراسة ولا في شيء لأنه المدرسة اللي جيناها مخربة ومكسر الشبابيك ومكسر الأبواب والألواح وحتى الأرضيات مخلعة تركيا هي اللي ساهمت بافتتاح المدرسة وأسست المدرسة وعملت لها صيانة عامة مشكورين الشباب تركيا انهم حموا المدرسة من التخريب. Çocuğunu okula getiren Suriyeli bir veli de YPG PKK döneminde okulun yıkılmış halde olduğunu anlattı. Yani vaz'na السيء لما كان واليبك هنا خربوا المدرسة خربوها بنوبة يعني عدموها لا نقدر نروح على المدرسة لا نقدر نمشي لا نقدر نتحرك واليوم الحمد لله يوم الجو اتراك وضعنا صار زين وممتاز وابني صار يروح على المدرسة ولأنه هو الحس شوي شوي دا يتراجع على خط المدرسة لأنه كان ناسي حتى القراية يعني Halilye Belediyesi kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda 8 ayrı bölgede çalışmalar yürütülürken 3 mahallede ise çalışmalar tamamlandı. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım hatağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için aralıksız bir çalışma yürüten ekipler kırsal mahallelerden Akçalı Kahraman ve Kalınbayat'ta yeni çalışma başlatırken Boydere, Yukarı Komat, Yazılı Kavat, Keremli, Altıntepe'de ise yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler Çukur Doruç, Orta Ören ve Yeniköy kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı. Yeni yolları vatandaşın hizmetine sunan ekipler, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşın takdirini topluyor. Vatandaşlar Halilye Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Baba Halilye Belediyesi'ne ve başkan ve bütün ekiplerine sağ olun, teşekkür ederim genel. Allah razı olsun, yollarımız yapılır. Öte yandan ekipler çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp diğer kırsal mahallelerde de çalışmaları başlatmayı hedefliyor.
Gaziantep'te kaza yapan bir aracın yandığını gören polisler, patlama riskine rağmen alevlerin arasına girerek sürücüyü kurtardı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde yoldan çıkan araç yanmaya başladı. O sırada devriye görevinde olan Şehit Kamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri aracın yandığını fark etti. Aracın hemen yanında baygın halde yatan sürücü OK'yı gören polisler yanan LPG'li aracın patlama riskini aldırış etmeden sürücüyü aracın yanından alarak güvenli yere götürdü. Polisler hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kahraman polislerin canını hiçe sayarak sürücüyü kurtardığı anlar saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı. Karaköprü Belediyesi'nce görev yapan personele psikolog Adnan Demircan tarafından farkındalık oluşturma adına iş yerinde psikolojik şiddet konusunda eğitim verildi. Olursa mobbing bir kişi ya da kişilere, başka kişi ya da kişilere uyguladıkları. Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında belediye personeline eğitim verildi. Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli psikolog Adnan Demircan tarafından verilen eğitimde personele iş yerinde psikolojik şiddet ve buna maruz kalınması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi. Genellikle amirler tarafından uygulanacak olan kişiler arası ola ki mobbing olursa amirler tarafından engellenmesini ifade eder. Mobbingin kötü etkileri oluyor. Ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak gibi psikolojik sorunlara da sonuç oluşturuyor. Karaköprü Belediyesi toplantı ve nikah salonunda gerçekleştirilen programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeliyle katılım gösterdi. Psikolog Adnan Demircan, iş yerinde rastlanılan mobbing durumlarında neler yapılması gerektiği, bu durumun hangi psikolojik sorunlara yol açtığı, çalışma hayatında meydana gelen stresle başa çıkma yolları gibi konularda bir sunum gerçekleştirdi. Ciddi bir problem yaratır. Bu anlamda ben yanıma gelen insanlara saygı gösteririm. Bugün Karaköprü Belediyesi ile beraber ortaklaşa bir şekilde bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın içeriğinde Karaköprü Belediyesi'nin çalışanlarına mobbing farkındalık eğitimi, psikolojik dayanıklılık, stres ve stresle başa çıkma mücadelesi, insanların problemlerle nasıl başa çıkması gerektiği ve problemlerinin nasıl kabullenmesi gerektiği ile alakalı olarak bir çalışma yürüttük. Bu çalışmayı Karaköprü Belediyesi ile ortak bir şekilde yaptık. Belediye çalışanları bu anlamda ciddi manada destek oldular, buraya katılım sağladılar. 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi işverenlere yönelik iş yerinde psikolojik tacizi engelleme yükümlülüğü getirmiş. Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kentteki bazı mahallelerdeki iş yerlerinde su bastı. Kent genelinde geceden bu yana devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent mahallesinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken birçok araç da su içinde kaldı. Adana Valiliği de şiddetli yağış nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde eğitim öğretime 24 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir denildi. Okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler sevinç yaşarken Merkez Seyhan ilçesine bağlı valilik civarında Demir Köprü altında Mücahitler Bulvarı'nda yol çöktü. Belediye ekipleri çöken yolun etrafında önlem alıp çalışma yapmaya başladı. Fuzuli Caddesi'nde ise yağmur nedeniyle bir otomobil ise servis aracı kaza yaptı. Ayrıca Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bir çocuk yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçede ağaç dikim seferberliği başlatan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İlçede ağaç dikim çalışmalarının 4 mevsim devam edeceğini belirten Başkan Özyavuz, 1000 ağacı toprakla buluşturuyoruz dedi.
İlçede ağaç dikim seferberliği başlatan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Başkan Özyavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada projemiz kapsamında ilçemizde belirlenen noktalara hedef 1000 ağaç dikimi çalışmasını başlattık. Bu dünyada bırakabilecek en değerli mirasın ağaç olduğunu belirten Başkan Özyavuz, gelecek nesillere bırakacağımız en anlamlı ve en değerli büyük bir mirastır. Harran Belediyesi olarak yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyor, yeşil alanların korunmasına da hassasiyet gösteriyoruz. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin diye buyuran İslam Peygamberimiz Hazreti Muhammed ümmeti olarak gelecek nesillere de daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar ilçemiz genelinde çam, palmiye, akasya, mavi servi ve dut ağacı olmak üzere toplamda 500 adet ağacımızı toprakla buluşturduk. Allah'ın izniyle Şubat ayının sonuna kadar hedeflediğimiz 1000 ağacımızı toprakla buluşturacağız. Sorumluluğumuzdaki park, refüj ve yeşil alanların varlığının devamını sağlamak için çağdaş alanlar haline getirmek de bizler için o kadar büyük bir önem taşımaktadır. Yaptığımız çalışmalara ilçe halkına daha sağlıklı ve iyi yaşanılabilir bir kent dokusu oluşturmaya, kent estetiğine, sokak peyzajı uygulamalarıyla katkı sağlamak ve kentte oluşan tüm kamusal boşlukları çalışma alanı haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte ağaç dikmenin yanı sıra korumak da o kadar önemlidir dedi. Diyarbakır'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Olay Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 52EM705 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracının yandığını gören sürücü otomobili sağa çekip araçtan yara almadan kurtulmayı başardı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yol kullanıma kapanırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Top aşağı. Lastikler patladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenler tarafından toplanan kitaplarla mahkumlar için bir kütüphane kuruldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik kapsamında olan mahkumların istifade etmesi için kütüphane kuruldu. Öğretmenlerin kendi çabalarıyla topladıkları 1000 kitap, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ondan 200 tane, 800'den fazla da burada var. Biz ortalama 1000 dedik zaten. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Toplanan kitapların yükümlülere, koşullu salıverilen yükümlülere topluma kazandırılması amacıyla eğitimlerinin daha aktif hale gelmesi, toplum içerisinde kendini daha iyi ifade etmeleri ve okuryazarlık oranlarının artması için bize katkı sağlayacaktır. Bu durumun sonucu olarak yükümlülerin toplum içerisinde daha iyi uyum sağlamasına fayda sağlayacağından dolayı bu katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze toplanan bu kitapların Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün kütüphanesine bağışlanmasından dolayı teşekkür ederiz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ünlü Kapanoğlu'nun girişimleri ve desteği sonucunda öğretmenlerimizden birer kitap isteyerek oluşturduğumuz 1000 adet kitabı bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kurulma aşamasında olan kütüphaneye teslim ettik. Buradaki yükümlülerin eğitimlerinde kullanmak üzere kütüphaneye teslim edilen kitapları biz de yükümlülerimizin zihninde kapalı kapılar arkasında kalmaları yerine okudukları ve okuyacakları her kitabın onlara yeni kapılar, umutlu yeni kapılar açması dileğiyle. Başkanımıza
Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Güneydoğu TV'den ayrılmıyorsunuz. Saat 20.30'da Hasan Ocakoğlu'nun sunumuyla Sosyal Mezra adı altında muhteşem bir program sizleri bekliyor. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.